Üniversite TV'den herkese merhaba. LGS Türkiye birincilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz Alperen Bey. Peki LGS Türkiye birincisi olabilmenizin sizce sırrı nedir? Daha çok nitelikli soru çözdüm. Yeni nesil sorular çözdüm. Öyle gelince gerçekten benim işime yaradı. Yani beni öne geçiren daha çok düzenli çalışmak ve nitelikli soru çözüp sınavda da bu sorularla karşılaşmaktır. Bu ipuçları da bizi aslında cevaba götürüyor. Yani makine mühendisliğine daha çok ilgim var. Ben ilkokuldan beri soru çözüyorum. Yani ilkokulda da derslerim iyiydi. Ortaokulun başında da iyiydi. Üçüncü sınıftan beri matematik, Türkiye geneli yarışmalara katılıyorum. TÜBİTAK matematik olimpiyatlarına katılıyorum. Okulumda da yardımcı olmadılar zaten. Denemeler çözdüm, soru çözdüm. Ama ben bilgisayar ve yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Size en içten dileklerimizi de kutluyoruz. Üniversite TV olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Üniversite TV'den herkese merhaba. LGS Türkiye birincilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Şu an karşımızda LGS Türkiye birincimiz Alperen Yıldırım var. Hoş geldiniz Alperen Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Harika. Bize hangi ilden katılıyorsunuz acaba? Malatya'dan katılıyorum. Harika, Malatya'yı çok severiz. Tayma Hanım var, Malatyalı. Bol bol kayısısını yiyoruz bu aralar. Hangi okuldan peki birincilikte çıktınız? Çamlıca Koleji'nden. Harikasınız. Peki LGS Türkiye birincisi olabilmenizin sizce sırrı nedir? Yani çevremde gördüğüm kadarıyla herkes soru sayısına takılma gibi bir durumdaydı ve ben bu durumu yaşamadım. Yani soru sayısına çok takılmamaya çalıştım. Benim yaptığım düzenli çalışmaktı. Yani diğerlerinin 300 soru çözdüğünü gördüğümde ben de 300 soru çözeceğim demedim. Yaklaşık 200-250 soru bandında ilerledim ve daha çok nitelikli soru çözdüm. Yeni nesil sorular çözdüm ve sınavda da öyle gelince gerçekten benim işime yaradı. Yani beni öne geçiren daha çok düzenli çalışmak ve nitelikli soru çözüp sınavda da bu sorularla karşılaşmaktı. Peki harika Alperen Bey, nitelikli soru çözmek diyorsunuz. Şu an sizi izleyip bu sınava hazırlanan öğrencilerimiz mutlaka olacaktır. Nitelikli soru derken nasıl sorulardan bahsediyorsunuz bizlere? Daha çok nasıl diyeyim, yani yeni nesil sorudan kastım. Soruyu uzun sorular ve uzun sorulardan kastım da daha çok detay veren sorular, ki yeni nesil soruların da açığı bu. Yani soruyu uzatıyorlar ama soruyu uzatırken de daha çok ipucu vermiş oluyorlar ve bu ipuçları da bizi aslında cevaba götürüyor. Yani yeni nesil sorudan kastım biraz daha uzun ama ipuçları içinde daha çok barındıran soru. Anlıyorum. Peki çalışma düzeniniz nasıldı? Yani daha çok sözel ağırlıklı mı çalıştınız, sayısal mı? Yoksa bir gün sözel, bir gün sayısal mı gitti? Nasıl çalıştınız bu sınavlara? Yani daha çok şöyle diyeyim. Bir günde yaklaşık 2-3 ders çalışıyordum ve 2-3 dersin 2 tanesi ana derse, bir tanesi de ara derstir. Ve bu çalışmalarımın da neredeyse yarısı ödevlere, diğer yarısı da elindeki kaynakları bitirme odaklıydı. Ve şöyle ki, mesela bir gün matematik ve fen çalışıyorsam o gün ara dersten sosyal çalışıyorum ve ondan sonraki gün matematik ve Türkçe çalışıyorsam da İngilizce çalışıyorum ve geriye kalan da fen ve Türkçe oluyor öbürsü gün için. Fen ve Türkçe ana dersler, ara derslerden de din kültürü çalışıyorum. Yani 3 günde hemen hemen tüm derslerden çalışmış ve yine bilgilerimi tekrar etmiş oluyorum. Harika. Peki bunu son 2 sene mi yaptınız yoksa okul hayatınız boyunca bu düzende çalıştınız mı? Yani ilkokul düzenini hatırlamıyorum ama ortaokulun 6. sınıfında galiba bu düzenle çalışmaya başladım.
Harika, yani sonuçta 6. sınıftan bu sınava kadar çok uzun bir süre geçiyor. Demek ki Evet. düzenli çalışmak aslında başarının anahtarı oluyor. Peki Evet. kitap çok okur musunuz Alperen Bey? Kitap okumanın çok faydasını görüyor birinciler aslında. Evet, kitap okumak aslında benim çok sevdiğim bir aktivite. Yani boş zamanlarımın çoğunu kitap okuyarak geçiririm ve genelde okulda da teneffüslerim ben kitap okuyarak geçiririm. Tüm arkadaşlarım da beni kitap kurdu olarak bilir. Yani teneffüslerde mesela bizim sınıfımız boş olur. Ben bizim sınıfta kitap okurum. Yani kitap okumak gerçekten çok sevdiğim bir aktivite ve boş zamanlarımı doldurmada çok yardımcı olan bir aktivite. Harikasınız. Peki kitap okumanın faydasını sınavda gerçekten nasıl gördünüz? Nasıl yansıdı size? Anlamamda çok yardımcı oldu. Yani uzun metinlerden korkacağıma yine kitap okuma hızım, yani kitap okuya okuya geliştirdiğim kitap okuma hızımla yani paragrafları ilk okuyuşta anladım. Hızlı okudum ve soruları böylece yetiştirebildim ki kitap okumanın en önemli faydası bence bu. Yani okuduğunu anlamada, ilk okuyuşta anlamada çok yardımcı oluyor. Harika. Peki hangi tarz kitaplar okumayı seviyorsunuz Alperen Bey? Ben genelde fantastik kurgu okumayı seviyorum ki çıkan metinler genelde fantastik kurgu olmuyor. Düşünce metni oluyor ama yani kitap hangi tarz olursa olsun bir kesinlikle öğrenci sevdiği kitabı okumalı ve kitap okuya okuya okuduğunu anlama becerisini geliştirmeli. Böylece karşısına çıkan paragraf ve benzeri yeni nesil soruları yapabilmeli. Yani bu kitap okuma hangi tarz kitap olursa olsun kendisinin metin okuma becerisini kesinlikle geliştirecektir. Tabii ki biz de Üniversite TV olarak buradaki bütün çalışanlar ayrı ayrı kitap okumayı hepimiz çok seviyoruz. Ve kitabın hangi tarz olduğu, hangi alanda olduğu hiç önemli olmuyor. Her tarzın, her alanın insana kattığı ayrı bir cümle, ayrı bir bakış açısı, ayrı bir yol haritası oluyor. Bence Evet. tek zaten insanlar tek bir tarzda kalmayıp hepsinden birer parça birer parça okuyup hepsinin bir tadına, her alanın bir tadına bakmalı bence. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Peki Evet. satranç oynuyor musunuz? Genelde birincilerinizde satranç oynayan öğrenciler oluyorlar. Yani satranç seviyorum ama oynamayayım. Oynamıyorum yani öyle söyleyeyim. Bizim sınıfta böyle 3-4 kişi satranç oynardı ki onların da LGS puanları çok yüksek çıktı. Ama ben öyle satranca eğilimi olan, daha çok oynama hevesi olan insanlardan değilim. Yani oynamayı biliyorum ama oynamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bilmenin bile insana bence çok büyük faydası oluyor. Çünkü satranç Evet. analitik ve stratejik düşünmeyi geliştiriyor. Bir şeyi düşünürken bir sonraki aşamasını düşünmeyi sağlıyor. Sırf bilmek bile gerçekten çok fayda ediyor aslında insanların hayattaki bir sonraki adımlarını düşünebilmelerini sağlıyor. Eminim Evet. siz de sırf bilmenizin bile faydasını görmüşsünüz. Yani satranç bilmek yani burada aşağılamak istemiyorum. Hani bu amacım kesinlikle satranç bilmenin gereksiz veya kötü bir şey olduğu demek değil. Yani sınavda satranç bilmek çok işime yarayacak bir özellik bana göre gelmiyor. Ama burada yani satrancın taktiksel yönü yine sınavda bilenler için en azından bir ekstra bir bilgi olabilir. Anlıyorum. Peki ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz neler Alperen Bey? İlerleyen zamanlardaki hedefim benim yine nitelikli bir liseye gidip oradan da yine puanı yüksek bir üniversitede okuyup güzel bir mühendislik bölümü kazanmak. Yani makine mühendisliğine daha çok ilgim var. Ve gerçekten vatanıma, milletime hayırlı bir evlat olmayı diliyorum. Tek temennim bu. Umarım gerçekten çok mutlu, başarılı, hak ettiğiniz yerlere gelen insanlar olursunuz. Çünkü gerçekten LGS birinci olmak bu kadar öğrencinin arasında hiç kolay değil. Size Üniversite TV olarak en içten dileklerimizi kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Peki neden Çok makine oluyor. mühendisliği? Artık herkes mühendis olmak istiyor son zamanlarda. Öğrenciler genelde hep mühendisliklerden çıkıyor. Neden makine? Yani bu daha çok yani daha çok rağbet gören bir alan diye değil. Benim tamamen makine ve elektronik alana olan yatkınlığından kaynaklanıyor. Yani robotik alanda, mekanik alanda daha çok ilgim var. Peki oluyor mu evde hiçbir şeyleri tamir ettiğiniz, bozduğunuz, açıp incelediğiniz falan? Benimki daha çok yazılım alanında. Yani tamamen bir şeyleri sökme alanında değil, bir şeyleri yapma ve sökme alanlarında çok bir tecrübem yok. Ama yazılım bölümünde daha çok yani kodlama alanında daha çok ilgim var. Harikasınız. Peki biz Üniversite TV olarak yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başarılarınızın ederim. devamını diliyoruz. Umarım Teşekkürler. sizi üniversite sınavı birinciliğinizde de yayınımızda ağırlar. Tekrar kutlarız. Umarım istediğiniz Teşekkür ederim. hedeflere ulaşırsınız. Umarım çok mutlu olursunuz. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Öncelikle size en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz Üniversite TV olarak. LGS Türkiye birincimizsiniz. Teşekkür ederim. Hangi ilden katılıyordunuz yayınımıza? Ankara. Çok güzel. Ankara'nın havası, suyu nasıl bu aralar acaba? Çok sıcak. Yani şu an Türkiye geneli sanırım çok sıcak Genel gerçekten. olarak sıcak. Evet, baş edilemez bir sıcak var. Ama kısa bir dönem yaz ayları idare ediyoruz. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Peki Ahmet Bey, Evet. LGS birincimizsiniz. Sizinle biraz sınav sürecini konuşalım. Sınava nasıl hazırlandınız? Ne kadar bir sürede hazırlandınız birinci olmak için? 4 yıl boyunca dolu dolu hazırlandınız mı? Son sene mi? Bize biraz anlatır mısınız? Ben bu 8. sınıfa başlamadan önce zaten bütün konuları bitirmiştim. Onun öncesinde matematik yarışmalarına katılmıştım Türkiye genelinde. Bu sayede matematik yeni nesil soruları zaten çözebiliyordum büyük oranda. Şeyde de okul başlayınca da okulda tekrar ettim konuları, tekrar işledim. Okulumda da yardımcı oldular zaten. Denemeler çözdüm, soru çözdüm. Sonra da Haziran ayında da girdim sınava. Anladığım kadarıyla uzun süreli bir çalışma ve bol Uzun pratik süreli bir gerektiriyor birincilik. çalışma. Evet. Erken çalışmaya Peki, başladım. evet, nasıl çalışmaya başladınız bir daha anlatabilir misiniz? Erken çalışmaya başlamak gerekiyor. Yani son dakikada olmuyor anladığım kadarıyla, son Yok, son senede. dakikada olacak bir şey değil. Peki nasıl bir duygu LGS Türkiye birincisi olmak? Çok güzel bir duygu. Heyecanlıyım. Peki şöyle yapalım. İlkokulda da dersleriniz iyi miydi? Yani hani ilk 3, 1, 2, 3 hep dersleriniz iyi miydi? Hep derslere yönelik miydiniz? Yoksa böyle artık üniversite lise sınavına gireceğim, biraz daha çalışmam lazım da son 3-4 senede mi asılmaya başladınız? Yok. Zaten ben ilkokuldan beri soru çözüyorum. Yani ilkokulda da derslerim iyiydi. Ortaokulun başında da iyiydi. Şu Peki anki matematiğe okulumda da 3 özel yıldır şu anki bir ilginiz okulumdayım. Bu okulda olduğum süre boyunca da derslerim iyiydi. Harika. Peki matematiğe özel bir ilginiz var mıydı? Sanırım sınavda öğrencileri en çok önüne geçiren ders matematik oluyor. Evet, matematikte Türkiye geneli yarışmalara katılmış var daha öncesinde. Üçüncü sınıftan beri matematik Türkiye geneli yarışmalara katılıyorum. Beşinci sınıftan beri TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarına katılıyorum. Gerçekten çok başarılı bir öğrencisiniz. Tebrik ediyoruz sizlere. Peki ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz neler Ahmet Bey? Lisede Ankara Fen Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Ankara'dayım zaten. Sonrasında da mühendislik okumayı düşünüyorum. Mühendislik. Peki hangi alanda ilerlemek istiyorsunuz mühendislikten? Mühendisliğin pek çok Bilgisayar. alanı oluyor. Evet, zaten pek çok alanı var ama ben bilgisayar ve yazılım alanında ilerlemek istiyorum.
Harika. Peki bu kadar ders çalışırken, lise sınavına çalışırken, matematik olimpiyatlarına, sınavlarına katılırken sosyal hayatınız nasıl gitti? Bilgisayar oyunları, bilgisayarlar, onlar nasıl dengeyi kurdunuz peki? Ben bilgisayarda çok oyun oynamadım. Hatta son sene hiç oyun oynamadım. Sosyal medya hesabım yok zaten. Ama sosyal olarak satranç turnuvalarına katıldım. Online satranç turnuvaları var. Anladığım kadarıyla bu biraz şey oluyor. Satranç stratejik bir oyun. Strateji geliştirmek, zeka, yani satranç da aslında zeka pratiği, beyin jimnastiği yaptırıyor. Peki satrancın faydasını sınavda gördünüz mü? Evet, biraz daha hızlı anlamada ve muhakemede daha etkili oluyor. Zaten bakıldığında profesyonel satranç oyuncularından da pek çok LGS birincisi çıkmış bu sene. Satranç gerçekten çok analitik düşünceyi artıran, muhakemeyi artıran, anlamayı kolaylaştıran, biraz da pratikleştiren, analitik anlamda ilerleten bir oyun. Bence herkesin ilgisinin olması, en azından yani profesyonel olarak oynayamasa bile bir noktada o şeyi görmesi lazım. Hamleyi, bir sonraki hamleyi görmeyi. Onu bir tatması gerekiyor bence her insanın. Özellikle ilkokul çağlarında, ki mesela size çok yararı olmuş. LGS Türkiye birincisi olmak hiç kolay değil. Kaç öğrenci girmişti toplam, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum sanırım ama 1,5 milyon civarı olması lazım. Evet, çok fazla insan içinden Türkiye birincisi olmuşsunuz. Hiç de kolay değil. Yani normalde sizin yaşlarınızda da genelde bilgisayar oyunu oynuyorlar, sokaklara çıkıp oyunlar oynuyorlar. Sizin hayatınızdan böyle bir, tabii ki geleceğinize çok büyük bir katkı. İlerleyen hayatınızda size eminim çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. Peki hiç bilgisayar oyunu oynamazken, bilgisayarla çok alakası yokken bilgisayar ve yazılım mühendisliğine nasıl ilgi duydunuz? Bilgisayarla alakam yok denemez ama bilgisayar oyunlarıyla fazla alakam yok. Kendim robotikle ve yazılımla uğraşıyorum. Robotik ve yazılımla uğraşıyorsunuz. Peki var mı kendi böyle uğraşarak başardığınız yazılımlar, robotikler? Henüz çok bir şey yok ama yine de kendi çapımda uğraşıyorum. Harika. Peki seneye sınava girecek öğrencilere, şu an tercih yapacak öğrencilere söylemek istedikleriniz var mı, tavsiyeleriniz? Kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bu soruları hızlı anlamaları için çok önemli. Başka? Deneme çözmelerini tavsiye ediyorum. Sınavın provası oluyor. Peki bu kadar başarılı bir öğrenciyken eminim ki zorlandığınız konular olmuştur. Her öğrencinin oluyor. Size en çok zorlayan konu neydi bu sınav sürecinde, sınav hazırlıkta? Türkçe de dil bilgisi konularında biraz zorlanıyordum ama onlar da kaldırılınca benim için iyi oldu. Sınavda çıkmadı bildiğim üzere. Ezber, yani sosyal matematik alanında çok iyisiniz anladığım kadarıyla. Peki sosyal tarih, sosyal bilgiler, onları coğrafya, onları nasıl başardınız? Tarihe de ilgim var. Yani o konuda belgeseller izlemeyi seviyorum. O konular biraz da yıl başından beri çalışmaya dayanan bir durum. Yani Başta konuları öğrenmek başarının konusunda çok rahat yapılıyor. anlıyorum. Yani başarının anahtarı sizden anladığımız kadarıyla düzenli ve çok çalışmak. Düzenli ve çok çalışıyor. Son dakikada değil, uzun süreçler halinde gün gün, her Evet. gün çok çalışıp. Düzenli olarak. Anlıyorum Ahmet Bey. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Size en Ben teşekkür ederim. içten dileklerimizle kutluyoruz. Üniversite TV olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Umarım üniversite sınavında da birinciliklerinizde sizleri tekrar ağırlıyor oluruz kanalımızda. Umarım. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.